Teknoloji Okudan Herkese Merhaba, ben Tolga Çolak. Bugün sizlere geçen haftalarda kutu açılışını yaptığımız e, HTC Desire 828 modelini inceleyeceğim arkadaşlar. Cihazı bir süredir kullanıyorum, performansından ve e, sağlamlığından ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kamera performansı da oldukça iyi, yani segmentine göre düşündüğümüz zaman oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Dilerseniz hızlıca e, kutu açılış videosunda da değinmiştik ama burada da değinelim, kısaca bir tasarımından bahsedelim arkadaşlar. Cihazımız beyaz renkte ve yanında altın rengi, gold gibi olan bir kaplamayla geliyor bize. bu kap bu renk tonunu aynı zamanda HTC arkadaki HTC logomuzla ve kamera lensimizin yanındaki kaplamada da görebiliyoruz. Bunlar güzel ayrıntılar olmuş. Cihazın yanındaki tonları daha çok vurguladığını söyleyebilirim. ön tarafındaki tasarıma baktığımız zaman klasik Boom Sound hoparlörlerini görüyoruz altta ve üstte konumlandırılan cihazımızda sanal tuşlar var kapasitif tuşlar yok kapasitif tuşlar olmadığı için de ekrandan çok ince bir kısmı tuşlar bizden alıyor tabi bu desteklenen uygulamalarda bu tuşlar tamamen kapanabiliyor arkadaşlar kalınlığına baktığımız zaman arkadaşlar cihazın kalınlığı 7.9 mm'lik bir kalınlığa sahip ve 150 gram ilk elinize aldığınızda cihazın açıkçası 150 gram olduğunu biraz eee Hani duyduğunuzda şaşırıyorsunuz çünkü daha bir hafif gibi geliyor. Özellikle 5.5 inçlik bir ekran olduğunu hani bildiğiniz için bu cihazla hani bu boyutlu bir cihazın 150 gram olması sizi biraz şaşırtabiliyor. Ekrandan hazır bahsetmişken isterseniz e, ekran özelliklerinden de bahsedeyim arkadaşlar. HTC bu cihazda 5.5 inç boyutunda Full HD bir panele sahip olan IPS LCD bir ekran kullanmış arkadaşlar. Genelde HTC'yi biz e, Super LCD 3 teknolojisiyle görmeye alışığız. Ama bu sefer IPS LCD bir ekran kullanmış bu cihazda. Ve 401 ppi'lik bir e, yoğunluğa sahip bu ekran arkadaşlar. E, cihazın donanım özelliklerinde Mediatek'in MT6753 işlemcisine yer verilmiş. Bu Cortex-A53 mimarisine sahip olan işlemci arkadaşlar 8 çekirdekli ve nokta 5 GHz hızında çalışıyor. Tabi e, siz e, bu işlemcinin özelliği ne olarak soracak olursanız işlemci yoğun kullanılmadığı zaman geriye kalan çekirdeklerini kapatıyor e, ve daha az bir güç tüketmesini sağlıyor. Grafik tarafında da Mali T720 var arkadaşlar. Full HD'lik 5.5 inç boyutunda bir ekran için Mali T720 biraz hani yer yer kasılmalar yaşayacaktır. Ama Full HD yerine HD bir panel olsaydı bu cihazda yani 720p'lik bir çözünürlüğe sahip ekran olsaydı çok daha başarılı bir performans sunabilirdi bu Mali-T 720 grafik işlemcisi arkadaşlar. Cihazımızda 2 GB'lık bir RAM bulunuyor. Şöyle reklamımızı da hızlıca geçelim. 2 GB'lık bir RAM bulunuyor. Bu 2 GB'ın yanında 16 GB'lık bir depolama alanımız var. 16 GB'lık bir depolama alanımızda arkadaşlar... 200 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Yani şurada bulunan micro kart slotumuz ile şuraya takacağınız bir micro kart slot e, kart ile şuraya takacağınız 200 GB'a kadar cihazınızın hafızasını arttırabiliyorsunuz. Ayrıca de zaten e, kullanan çoğu kişi biliyordur. HTC markasını satın aldığınız zaman size 2 yıl boyunca ücretsiz bir 100 GB'lık Google Drive hediye ediyor arkadaşlar. Ayrıca onu da belirteyim. Donanım özelliğinden bahsettim. Grafiğinden de bahsettim arkadaşlar. Dilerseniz kamera özelliklerine geçelim. Kamera tarafında cihazın arka tarafında 13 megapiksellik bir sensör kullanılmış. BCI sensöre sahip bu ana kameramız. HDR çekebiliyor. Elle odaklama imkanımız var. Optik görüntü sabitleme özellikleri bulunuyor bu cihazda. Panoramik fotoğraflar da çekebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Ee, tek bir LED flash'ımız var. LED flash'ımızın hemen altında gördüğünüz gibi bir adet mikrofonumuz var arkadaşlar. Ee, 1080p Full HD 30 fps videolar çekebiliyorlar. Ayrıca Slow Motion video çekme özelliği bu cihazda bulunuyor arkadaşlar. Şu e, Dizel 828 modelinde Slow Motion foto video çekme özelliği de bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda arkadaşlar ön tarafta bizi 5 megapiksellik şurada bir kamera karşılıyor. Ee, bu 5 megapiksellik kameramız 1080p video kaydı yapabiliyor 30 fps'de ve f2.0 diyafram açıklığına sahip. Yani düşük ışıklarda çok düşük olmasa da düşük ışıklarda geniş açılı fotoğraflar çekmenizi imkan sağlıyor. Ön tarafta da yine BSI sensörümüz var ve 80 derecelik derecelik bir Geniş açıyla yani 80 derecelik bir açıyla fotoğrafları çekiyor. Dilerseniz şöyle bir iki fotoğraf çekelim. Bunları da zaten e, çekimde ekrana koyarım ben de. Şuradan bir adet e, konu mankeni belirleyelim kendimize. Şöyle yakından bir tane fotoğraf alalım. Makro tarzı. Şurada da oyunumuzun bir e, Uncharted 4'ün bir görseli var. Onu da şöyle alalım. Evet fotoğrafları şöyle bir yakından baktığım zaman arkadaşlar fotoğraf kalitesinin cihazda hiç fena olmadığını söyleyebilirim. Yani çok fazla bir bozulma, çok fazla bir gren cihazda yok. Yani şuralarda bu kadar e, tabi bozulmalar, grenler hani noise'ler Cihaz, bu cihazda özellikle olması çok normal çünkü bir fotoğraf makinesi değil bu cihazlar artık. Fotoğraf makineleriyle henüz e, yarışabilecek seviyeye gelemediler. Hazır kamera özelliklerinden bahsetmişken arkadaşlar cihazın e, bataryasından da bahsedeyim. Bu cihazda 2800 mAh boyutunda bir batarya var. Bu 2800 mAh batarya USB 2.0 portuyla yaklaşık 3 saatte falan şarj alıyor benim hani gözlemlediğim süre boyunca 3 saatte şarj oldu. bu 2800 mAh bize testlerimizde daha doğrusu 3D Mark batarya testimizde 7 saat 46 dakikalık bir kullanım süresi verdi. Yeterli olduğunu söyleyebilirim. Size bir günü hatta bir buçuk günü rahatlıkla çıkartmanızı sağlayacaktır. bazı, hazır testlere girmişken de bazı statik testler yaptık. İsterseniz o statik testlerden de biraz bahsedeyim arkadaşlar. Onların da ekran görüntülerini hemen şuraya ekleyeceğim. Antutu yaptık arkadaşlar. Antutu testimizden şuradan gördüğünüz Antutu testimizden cihazımız 43332 puan almayı başardı. Geekbench 3 testi yaptık. Geekbench 3 testimizden tekli çekirdekle 692, çoklu çekirdekte ise 3092 puan aldı Dizel 828. GFxBench testimizi yaptık. GFxBench'te Menison 3.1 on screen testinde 3.0 puan alan cihazımız off screen testinde 2.5 FPS'lik bir skor aldı. 3DMark testi yaptık. 3DMark testimizde 233 puan alan Dizel 828 PC Mark testinde 4253 puan aldı. Son olarak BaseMark Os 2 testinden 864 puan alan Desire 828, BaseMark Os X testinden ise 10.438 puan aldı arkadaşlar. Dilerseniz aldığı puanları anlattım size. Şöyle bir ufak bir oyun performansına da bakalım. Ondan sonra bir genel değerlendirip incelememizi bitirelim arkadaşlar. Ben bu oyunda Torque Burnout e, oyununu tercih edeceğim. Şuradaki reklam kısımlarını kapatıyorum. Doğal olarak evet. ee, bu arada Torque Burnout oyununu ben çok beğendim. Ee, FPS tarafından hani, telefonun performansı için hani gen ben genelde kendi cihazım S6'da oynuyorum. S6'yı bile biraz e yoran bir cihaz. Bakalım bu oyunda e yüksek grafiklerde ve düşük grafiklerde nasıl performans verecek bir bakalım. Hem de sizin en azından oyun hakkında ve e cihazın oyun performansı hakkında bir fikriniz olabilir. Evet arkadaşlar, e, Turk Burnout oyunumuzu oynadık bir süre. Ben hızlıca şunları geçmek istiyorum. E, cihazımızın arkasının ve özellikle ekran tarafının bir, biraz ısındığını söyleyebilirim. Zaten videoda da gördüğünüz ufak tefek FPS atlamaları vardı oyunda. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu oyun yani ben Galaxy S6 kullanıyorum. Galaxy S6 bile e, bu oyunda yer yer kasmalar oluyor. Yine dizayn serisi orta seviye bir ak, e, orta segment bir akıllı telefon olmasına rağmen yani ayarları en düşe aldığınızda iyi iş çıkarttığını söyleyebilirim arkadaşlar size. Şu ekranımızı da açalım. Ee, arkadaşlar onun dışında cihazın fiyatından son olarak bahsedeyim. Cihazın fiyatı ortalama 1200 TL, 1200 TL segmentinde satın alabileceğiniz 5.5 inçlik full HD ekrana sahip 13 megapiksellik bir kamerası olan 2800 yani bir buçuk gün bataryası giden bir cihaz almak isterseniz arkadaşlar 828'e alabilirsiniz. Ben test süresinde oldukça memnun kaldım. Sadece tek bir gövdesiyle yani kasasıyla ilgili bir eleştirim olacak. O da beyaz renk olduğu için elinizin kiri falan çok çabuk geçebiliyor. Ama onu da sildiğiniz zaman zaten hızlı bir şekilde çıkıyor. Diğer dizayn serilerinde olduğu gibi parlak bir alan değil de daha doğrusu farklı bir kaplama kullandıkları için de kolay kolay arkası çizilmediğini söyleyebilirim. Arkadaşlar Dizel 828 incelememizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza şuradan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve like atmayı şu alt taraftan unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.